Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adana'nın Tekir Yaylası'nda ve Tarsus ilçesine bağlı Karboğaz yerinde kamp yapacağız, bir gece konaklayacağız. Hadi gelin başlayalım. Abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Mevsimini yakalamışken yılkı atlarını da ziyaret etmemek olmaz. Adana merkezden yaklaşık 93 km olan Karboğazı'na 1 saat 9 dakikada varıyoruz arkadaşlar. Otoban çıkışından çıkar çıkmaz hemen sol tarafa doğru Karboğazı diye tabelasını görüyorsunuz. Sola doğru yol dönüyor. Burası eski E5 deniyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir 10 km 15 km kadar gidiyoruz. Kış aylarında buralara hep karlar yağıyor arkadaşlar. O yüzden yazları serin, kışları soğuk geçiyor. Bu yoldan aşağı doğru gideceğiz. Burada telefon çekmiyor arkadaşlar. Ona göre en son mesaj atacağınız kişilere mesajlarınızı buradan atın. Karboğazı'na girdiğiniz andan itibaren, şu tabelayı gördüğünüz andan itibaren telefon çekin. Hemen tabeladan sonra döndükten sonra aşağı doğru yaklaşık 2-3 km gidiyoruz. Önümüzdeki bu devasa güzel manzara, dümdüz arazi bizi karşılıyor. Kışın buraya kar yağdığı zaman dağlarla beraber çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Kışın da ben burayı ziyarete geldim arkadaşlar. Yalnız konaklama yapmadım, günübirlik geldim. Kışın bayağı kar yağıyor buralara, bilginiz olsun. Gelmek isterseniz kış aylarında da günübirlik olarak gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi günübirlikçiler ve konaklamacılar, kampçılar mangallarını yapmışlar, duman altı etmiş durumdalar. Adana ve Mersin'in vazgeçmezi olan et mangal keyfine devam ediyoruz. 23-24 derece sırlarında santigrat olarak sıcaklık var. Gece 17-18 dereceye kadar düşecek bu arkadaşlar. Bu arada 2023 yılının Ağustos ayındayız. Bilginize sunarım. Aşağıya doğru yolumuza devam ederken düzlüğe doğru bizi daralan ve bayağı bozuk satıkları olan yol karşılıyor arkadaşlar. Yer yer karşı taraftan gelen araca yol vermek zorunda kaldığımız yerler oldu tabii ki. Ama yine de yani düşük bir arabayla bile gidilebilecek bir yol. Rahatlıkla her türlü arabayla buraya gelebilirsiniz. Bu konuda çekinceniz olmasın. Konaklamak için güzel bir yer. İnsanlar kalabalık ettiği için kamp alanında tek ve yalnız değilsiniz. Ve yalnız olmadığınız için de daha iyi. Koyun. Hayvancılıkla uğraşan insanların hayvanlarını otlattığını görüyorsunuz ve şu görmüş olduğunuz büyük obruk yukarıdan sonbaharda ve kış aylarında akan suların dere olarak aşağıya doğru akan bir su yolu arkadaşlar. Onun üzerinden devam ediyoruz. Yolumuz ileride Çatal oluyor. Sol taraf Karboğazı mesire alanına gidiyor. Sağ taraf ilerideki dağların, patikaların aralarına doğru gidiyor. Kış aylarında biz sağ tarafa doğru gidiyoruz. Ama şimdi sola döndük. Galiba lastiği patlamış. Neyse biz yolumuza devam edelim. Gördüğünüz gibi ileride bizi birazdan yılkı atları karşılayacak. Mevsimsel olarak genelde bu aylarda yılkı atlarını çok görüyoruz. Buraya ziyarete geldiğimiz zamanlarda. Hadi gelin şunlarla biraz oynayalım.
Altancı oğlum Emir'le beraber atları kovaladık. Bunlar dağlarda yalnız başına gezen atlar arkadaşlar. Neyse yolumuza devam edelim. Evet, sağ tarafta kamp alanında insanlar çadırlarını kurmuşlar, karavanlarıyla gelmişler. Neden şimdi sağ tarafta ya da sol tarafta konaklamışlar? Buralarda tuvaletler ve mescitler var arkadaşlar. Bu sebeplerden dolayı buralarda konaklıyor insanlar. Ben de burada konakladım. Tabii ki vazgeçilmez olan mangalımızı yakıp karnımızı doyurduktan sonra biraz keşfe, biraz gezmeye, biraz da hava almaya Eymen Bey'le çıktık. Eymen ön tarafta gidiyor, görüyorsunuz. Çocuklar top oynuyor. Bu arada 3 tane oğlum var. Allah bana yardım etsin. Şu görmüş olduğunuz sağ taraftaki alanda konserler veriliyor arkadaşlar. Oradaki profillerin amacı oydu. Onun dışında şurada bir futbol sahası var. Çocuklar futbol oynuyor. Bir voleybol alanı var. Ben burada en çok cır 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 öten cır cır böceklerini seviyorum. Ama rüzgar estiği zaman cır cır böcekleri susuyor. Burada iki ağacın arasına kurmuş olduğumuz hamakla keyfimi yaparken biraz da sallanayım dedim. Neyse, anlatmaya devam edeyim arkadaşlar. Şimdi sabaha karşı saat 4-5 gibi çadırımıza yaban domuzları saldırdı. Çocuklar arabada uyuyordu. Eşimle ben çadırda uyuduk. Tabii bu yaban domuzların saldırısı sizi korkutmasın arkadaşlar. Yiyecek aramaya geldikleri için bizim yiyeceklerimiz arabadaydı. Ve arabada olduğu için yiyeceklerimiz biraz oyalanıp ondan sonra uzaklaştılar yanımızdan. Herhangi bir zarar falan olmadı. Kanalıma abone olup zili açıp yorum yapıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki Yürek videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.